Engin Gayrimenkul katkılarıyla Sevdamız Tokat, Sevdamız Anadolu başlıyor. Bütün alkışlar hem stüdyomuzdaki dostlarımızdan bir alkış rica edelim. Atatürk'ümüze ve silah arkadaşlarımıza gitsin lütfen. Ve aynı zamanda ekran başında bizleri izleyen çok değerli dostlarımız, çok değerli izleyenlerimiz. Sizlerin de biliyorum herkes bulunduğu yerden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüze ve silah arkadaşlarına gönülden, yürekten alkış gönderdiğinizi biliyorum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün 83. ölüm yıl dönümünde sevgiyle, minnetle andık. Anacağız. İyi ki biz Mustafa Kemal'in evlatlarıyız. İyi ki Mustafa Kemal'in kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nde doğmuşuz ve çocuklarımızı da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün izinden ve sevgisiyle, saygısıyla büyüteceğiz. Ve değerli dostlar, içinde bulunduğumuz aydın Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet kuran ve bugünlere kadar gelen, hani hep söylüyoruz, hepimizin bildiği, hani duyduğumuz Avrupa ülkelerinden bile çok daha öncesinde ülkemize, Türkiye Cumhuriyeti'nde aydınlık yarınların meşalesini yakan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk fiziken aramızdan ayrıldı ama ruhen ve bilgileriyle ve açtığı yolda hala içimizde yaşıyor ve bizlerle olacak. Ve bir kere daha Yıldız TV ailesi, Sevdamız Anadolu ailesi olarak Atatürk'ümüzü saygıyla, minnetle anıyoruz değerli dostlar. Ve değerli dostlar, sizler her hafta bizler bu saatlerde Sevdamız Anadolu, Sevdamız Aydınlık Türkiye diyoruz. Ve bu hafta sizlere Yozgat Çekerek Başalan Derneğimizi getirdik. Başalan Derneğimizi konuşacağız. Kah köye gideceğiz. Kah buradaki faaliyetlerinden de bahsedeceğiz. Ve sizler lütfen hani programın başında da mesajlarınızı gönderin. Mevlüt Başkanım çok iddialı. Dedi ki bu akşam mesaj rekoru kıracağız dedi. Ben de inanıyorum ve güveniyorum. Sizler lütfen 0533 716 16'ya mesajlarınızı yazın, gönderin gelsin. Ben de buradan dostlarımızla sizlerle paylaşmış olayım. Ve bu akşam özel Atatürk'ümüzle ilgili de kısacık minicik cümlelerle Atatürk'ümüzü anarak da mesajlar gönderebilirsiniz. Biz de paylaşmış oluruz. Başkanım merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Evet başkanım, Yozgat Çekerek Başalan Dernek Başkanımız Mevlüt Yılmaz. Bizler sizleri tanıyoruz. Dostlarımız da hızlı bir şekilde hem sizi tanısın, konuklarımıza da tanıştırmış olalım. Tabii ki. Yozgat Çekerek Başalan Köyü'nde doğdum. 1972'de doğdum. Şu an 50 yaşıma girdim. Maşallah. 50 yaşıma girdim. Evet, burada tüm Yozgatlara ve tüm beni izleyenler nerede olursa olsun ve işi arkadaşlarım olsun ve siyasi arkadaşlarım olsun ve dernek arkadaşlarıma, herkese canı gönlünde selamlıyorum. İzliyorlar mı bu akşam onlarda? İzliyorlar. İzliyorlar peki. Demin Atatürk'le ilgili bir şey evet, konuştum. Evet lütfen. Önder Atatürk, Türk'ümüz Cumhuriyeti kurarken şunu dedi ki bir alfabeyi öğretenlere kölesi olurum. Evet. Bir dernekçilik bana öğretene de ona da köle olurum. Evet. Ben bunu söylüyorum. Başka da bir şey demiyorum. Eyvallah. Allah ölenlere rahmet diliyorum. Evet. Yaşayanlara da Allah uzun ömür, sağlık ve ömürler versin. Eyvallah. Evet değerli dostlar, bu akşam sizlere sanatçılarımızla da geldik. Hemen sağ baştan Gamze Güler. Geçtiğimiz sezon gelmiştim ama bu sezon ilk programımız geliyorsun. Evet. Hoş geldin Gamze Güler. Hoş bulduk. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol, çok teşekkürler. İzleyeni bol olsun. Uzun soluklu olsun inşallah. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Evet, sen de bir şeyler söylemek istersen. Yani Tokatlıyım, Artuğlu'yum. Evet. Öncelikle bizi izleyen bütün herkese, Sevdamız Tokat ailesine ve Yıldız TV izleyicilerine selamlar, sevgiler olsun. Atatürk için söylenecek çok şey var ama lakin biz gençler var olduğu sürece diyorlar ya, o ölmedi, ölmeyecek. Her daim yaşatacağız. Saygı ve minnetle anıyorum. Eyvallah, çok teşekkürler. Ali canım, sen neler söylersin? Merhaba abicim. Hoş geldin. Evet. Hoş bulduk. Herkese selamlar öncelikle. Ben de keşke Atatürk'ü görseydim, elini öpseydim diyorum. Rahmet diliyorum. Vallahi başka bir şey söylemek istemiyorum abi. Söylenecek çok şey var ama söyleyemiyoruz. O zaman sen türkü söyle Ali. Ben türkü söyleyeyim. Hadi türkü aynen. Söyle. Hadi o zaman.
başlayalım. Hadi alkışlar gelsin Alican'a. Sizlerin de mesajları gelsin. Paylaşmış olalım. Haydi dostlar. Suda gelir akmayınan, suda gelir akmayınan. Güzel ne olur bakmayınan. Çirkinler de güzel mi olur, sar altında akmayınan. Çirkinler de güzel mi olur, sar altında akmayınan aman aman. Suda gelir daşa değer, suda gelir daşa değer. Kirpikleri de kaşa değer. Merak etme sen sevdiğin, bir günde baş başa değer. Merak etme sen sevdiğin, bir günde baş başa değer. Güzelin hasretinden ahında, canan ahında. Tutuştuk her yanım, yandık ha yandı, yandık ha yandı. Aşık oldum onun mah cemaline, mah cemaline. Aşkından her yanım dağ yandı ha yandı, yandı ha yandı, yandı ha yandı. Aşkından her yanım dağ yandı ha yandı, yandı ha yandı, yandı ha yandı. Benim derdim senin derdine taydı, cananın taydı. Bir güzel sen şem kaşlar yaydı, kaşları yaydı. Saatim gün geçer her günüm aydı, her günüm aydı. 365 gününde yandı ha yandı, yandı ha yandı, yandı ha yandı.
365 gününde yandık ha yandı, yandık ha yandı, yandık ha yandı. Sıtkıyam çekmişem gayet sarı ben, canan sarı ben. Dilerim ki muradıma erem ben, canan erem ben. Bir hayırsız yar elinden kaldım ben, canan kaldım. Ağzında dillerimde yandı ha yandı, yandı ha yandı, yandı ha yandı. 365 gününde yandı ha yandı, yandı ha yandı, yandı ha yandı. Aşkından her yanımda yandı ha yandı, yandı ha yandı, yandı ha yandı. Teşekkürler. Sağlık. Alican sağ ol, yüreğine sağlık. Eyvallah. Sevgili dostlar, sizi bu akşam türkülere doyuracağız. Elbette Başalan köyümüzü de konuşacağız, derneğimizi de konuşacağız. Bizim bir iki program değil, sadece sezon boyunca ana sponsorluğumuz üstlenen Engin Gayrimenkul Üzeri Engin'e çok teşekkür ediyorum. Hep söylüyoruz, yıllardır bu kanaldayız, Yıldız TV'deyiz. Küçük minnacık birikimlerinizi değerlendirebileceğiniz yegane adres Engin Gayrimenkul Üzeri Engin diyoruz. Ve sizler de eğer gayrimenkule yatırım yapmak istiyorsanız da mutlaka Engin Gayrimenkul'e uğrayın değerli dostlar. Evet, Sevdamız Sokak, Sevdamız Anadolu programının Altman sponsorlar da var. Bize destek olan çok değerli dostlar. Veli Aslan abim sağ olsun, var olsun. Bir sözümüzle, bir alomuzla dedi ki sezon boyunca da seninle beraberim dedi. Veli Aslan kardeşime çok teşekkür ediyorum. Veli Aslan, biz geçtiğimiz sene bir cemevi yaptırdık Başkan Köy'e. Dernek olarak da köyümüze bir cemevi yaptırdık. Bu cemevimiz yarım kaldı. Bitiremeyecektik hatta. Dedim ki Veli abi, sana ihtiyacımız var. Bu insanların ihtiyacı var sana. Ne istiyorsun dedi. Dedim ki seramik, kalebodur. İşte bütün bunları hepsini vereceğiz. Bizim hesabımızda çok büyük paralar ama dedim ki bunu alırsak Veli Aslan'dan, Veli Aslan abimle de sağ olsun, var olsun, Pir Mehmet Cem ve Kültür Evimizi yaptık. Kalebudur Seramik sponsorluğunu da üstlendi, sağ olsun, var olsun. Şimdi Veli Aslan hem bize hem de bölgemizde de sağ olsun diğer cem evlerine de yardımcı oluyor. Eksik olmasın. Keçeci'nin sorunu varsa da Veli Aslan orada. Veli abi, geçen sosyal medyada gördüm, Keçeci'nin bir su sorunu varmış galiba, onu da hallediyorsunuz değil mi inşallah? Hallediyoruz. Peki, Veli Aslan'a da teşekkür ediyorum, sağ olsun, var olsun. Evet, Gamze, senden bir eser daha alalım, hadi bakalım o zaman. He? Gelir ama
Gamze teşekkürler. Çok teşekkürler. Bugüne özel bir türkü olmuş, teşekkür ediyorum. Evet. Sağ ol. Eyvallah. Sizlerden mesajlar gelsin, ben de paylaşacağım birazdan sevgili dostlar. Başkanım, şimdi normalde klasik olarak biz derneğimizi tanıtıyoruz. Başalan köyü nerede? Tam olarak şimdi Yozgat'ın Çekereğin neresinde? Zile'nin neresinde? Şimdi Yozgat Çekereğin Başalan köyü dediği zaman nere diye aklına gelirse. Evet. O dere boyu yolunda Zile'ye giden iskamette. Evet. O yol iskametinde Aydıncık yol iskametine düşüyor. Aydıncık tarafına. Evet, evet. Aydıncık ve Tokat tarafı ve Amasya, Çorum o şekilde. Hepsinin arası, evet. Dördün ortasında. Dördün arasındaki coğrafyada. Evet. Karadeniz bölgesi tarafına düşüyor. Karadeniz. Köyde tarım olarak ne iş yapılıyor? Ne yapıyorlar? Bizim orada ekin, buğ, ekin, arpa, fi. Ha, kuru tarım yani yapılıyor. Yani sulu bölgesi, tarım yok. Eskide vardı. Su bölgelerimiz, evet. Şu an susuz kaldığı için zebze kalktı. Olmuyor. Eskide pancar ekerlerdi. Evet. Soğan ekerlerdi. Şimdi bunlar hiçbir şey kalmadı. Maalesef yok, evet, değil mi? Onlar yok oldu. Şimdi tarımla işte hayvancılık. Kuru tarım yapılıyor. Buğday, hayvancılık. Hayvancılık nasıl, iyi mi? Vallahi insanlar yok ki hayvancılık işte. 2-3 aile büyük kalan insanlar, evet, var. Onlar hayvancılık yapıyor. Yani büyük hayvancılık yapanlar onlar. Yok. Yok. O zaman burada Başalan köyünde oturan bütün dostlarımıza da selamlar, saygılar olsun. Onlar da bizi, evet, izliyorlar şu anda. Buradan selamlar gönderiyoruz. Derneğimiz kaç yılında kurdu başkan? Derneğimiz şöyle anlatayım size. 2002'den, evet, önce cenaze fonuna başladık. 2014'te de resmiyete çevirdik. Derneğimizin ben 2011'den devraldım. 2011'de. 2011'de bu yönetimin içine girdim. 2011'den 2014'te biz dedik ki o yönetici arkadaşlarımızla beraber, evet, biz bir resmileştirelim diye. Ha, o zamana kadar faaliyetleri vardı ama resmi değildi. Değildi. Evet, peki. Ondan sonra resmiye de çevirdik. Orada korucu başkanımız Hasan Güzel'e ve oradaki ekip arkadaşlarımıza hepsine selamlar, saygılar olsun. 2002'den bu yana emek veren tüm canlarıma hepsine selam gönderiyorum. Hepsine, evet, yüreğine sağlık diyorum. Ne güzel. Bugüne kadar yardımcı olanlar. Dernek merkezi nerede başkan? Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi'nde. Mustafa Kemal'de. Evet. Sizin derneğin bir projesi var. Ortaklaşa bir projeniz var ama onu programın sonuna bekletiyorum başkan. Doğrudur. Şimdi Anadolu'ya gideceksiniz, köylere gideceksiniz galiba. Atlas Yardım ve Çazler'le ilgili ortak bir projeniz var. Onu sonuna bekletiyorum. Peki, 2014'te dernek resmi olarak kuruldu. O günden bugüne kadar da faaliyetleri devam ediyor. Peki, şimdi siz de yönetimin içindesiniz sürekli. Hiç de, yönetimde çıkmadım. Çıkmadınız. Zaten koruculuk döneminde de içindeydim. Evet. İkinci dönemde başkan yardımcısıydım. İki dönemde de başkanlık yapıyorum. Ne güzel. 2017'de devralırken ben derneğimizi. Evet. Başkan olarak seçildikten sonra. 2017'de mi başkan oldunuz, evet, başkan? Evet. 2017'de, peki, seçildim. Bir miktar paramız vardı. Biz, evet, dedik ki ne yapalım bunu? Bir yer alalım derneğimize. Tamam. Tabii ki önce arsa düşündük. Önce bir dükkan düşündük. Evet. Gücümüz yetmedi. Sonra geldik Engin Gayrimenkul'e. Evet, Engin Gayrimenkul'den, evet, de arsa almış o, evet, zaman. Sene kaçtı başkan? 2017'de. 17'de. Evet. Nereden aldınız arsayı? Çanakkale Bigadan. Ne, evet, güzel. Evet. Geldik Üzeyir Engin Bey'in yanına. Evet. Üzeyir Engin Bey'le oturduk, konuştuk. O zaman yer almak için bir daha kongreye girmek zorunda kaldık. Öyle mi? Çünkü yani gayrimenkul alımı ile ilgili tüzük değişikliği tabii yaptınız. Tabii, tüzük, evet, değişikliğine gittik. Onu da değiştirdik. Yer aldık ondan sonra. Devamımızı, ondan sonra biz dedik ki gençlerimizle beraber bir Kartepe'ye gittik. Gençlerimize, öğrencilerimize Kartepe'ye götürdük. Orada dönüşte biz orada bir proje çizdik. Evet. Dedi ki gençlerimize, arkadaşlar bir gece düzenleyek, öğrencilerimize burs verelim dedik. Biz o gecemizi düzenledik. Gecelerimizden burs verdik.
4 tane öğrenciye burs verdim. Evet. 4 tane öğrencilerimize burs verdik. Evet. 4 tane mi başkanım? Evet, 4 tane. Evet. 4 öğrenciye burs verdik. Ondan sonra bursa sonra Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz geldi. Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Özel günlerde kutluyorsunuz. Evet, peki. Ki. Özel günleri Dünya Emekçi Kadınlarımızı kutladık ve emekçi kadınlarımız vardı. Peki başkanım, kadınlarımızın derneklere bakışı nasıl? Nasıl bakıyorlar? Ne olarak görüyorlar mesela derneği? Vallahi bizim kadın kollar başkanlarımız vardı. Evet. Gerçekten onların da emeklerine teşekkür ederim. Eyvallah. Çok emek ve destek verdiler. Gençlerimiz emek verdi ve gençlerimiz de aynı şekilde gençlik kollarımız vardı. Bu pandemiden dolayı hepimiz evimizde oturduk. Şimdi yani gelemediler, katılamadılar, bir destek olamadılar. Öyle geçti. Bir dernek var. Tabii ki. Başkan evet. Köyü Dernek Başkanı'larımız var. Onlara da teşekkür ederim. Onlara da destekleri ve katkıları var. Evet. Onlar da çok ve destekleri oluyor bize. 2018'de de evet. Biz bir cenazemiz vardı. Bir köye gittik. Evet. Köyümüzden. O çevre köyleri geldi. Dedi ki ya dedi arkadaşım her köyde dedi işte cemevi var dedi. İşte bir cenaze kalkacak zaman bir böyle ihtiyaç karşılanacak yerler 2018 vardı. 2018 yılı. Evet peki. Yılında. Biz ne dedik? Karar düşündüm. Ondan sonra cenazede dönüş yaptıktan sonra olağanüstü bir arkadaşlarımızla toplantı yaptım. Yönetici arkadaşlarımla. Yönetici arkadaşlarımıza durumları izlettik. Tamam olur olmaz. Eski cemevi yıkıp da yeni cemevi yapalım diye. Ondan sonra okulun yerini faaliyete koyalım da tadilat yapıp da cemevine çevirelim diye. Biz bunları evet. Konuştuk. Tabii ki konuşurken Ankara Dernek Başkanı'yla konuştuk. Köydeki muhtarımla evet. Konuştuk. Ondan sonra Almanya'daki arkadaşlarımızla konuştuk. İzmir'dekilerle konuştuk. Bizim daha önceki emek veren dernek başkanlarımla oturdum evet. Konuştum. Ve bizim önderlerimizle, dedelerimizle de konuştuk. Evet. Dediler ki olur. Biz ondan sonra karar verdik. Cemevi yapımına karar verdiniz evet. Köyde. Köyde. Bu düşünce aşamasındaydı. Evet. Altyapısını yaptınız. Yurt dışıyla konuştunuz. Ankara, İzmir'le konuştunuz. Cemevi yapım aşamasına geçiyoruz. Geçtik. Ama türküden sonra. Tamam. Hadi Alican. Bir türkü alalım. Sonra cemevini inşallah yapacağız. Hadi bakalım. Bir tane değiş okuyayım ben. Hadi canım. Bu arada sanatçımız Kamil Sarıgül, Hüseyin Türkü Deniz'i şu an bizler izliyorlar. Selamlar, saygılar olsun. Necedir ağlarsın ey kaşı keman, bu duman başımızdan yali 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 kalkmaz mı dersin, bu duman başımızdan yali 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 kalkmaz mı dersin. Sen manın canına erişen hayda, bir kere yüzümüze yali 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 bakmaz mı dersin, bir kere yüzümüze yali 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 bakmaz mı dersin. Yayını da açtım, okumu attım,
eşimden dostumdan yali 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 umudum kestim. Eşimden dostumdan yali 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 umudum kestim. Ehli beyten başka yok mudur dostum? Yolumuz Kerbela'dan yali 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 geçmez mi dersin? Yolumuz Kerbela'dan yali 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 geçmez mi dersin? Eyvallah, yüreğine sağlık. Çok teşekkürler. Başkanım, mesajlar gelmeye başladı. Hızlı bir şekilde okuyayım müsaadenizle de. Yine Çökalı Kışla Dernek Yönetimi'nden Yasin Yıldırım, güreşçi kardeşim Tokat'ımızın iyi güreşen güreşçilerinden sağ olsun. Dernek olarak biz de katılmak isteriz abi demiş. Ve bu arada Kocabaşlar, Pezük dedik ya. La bunu Kocabaş'ın adı Pezük değil mi? Şeker pancarı. Nerede kaldı şeker pancarı? Pezük değil mi Turan abi? Pezük. Val. Pezük, Pezük. 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 Allah bizim orada Pezük. Yani Pezükleri de gönder bir an evvel de Yasin. Kurudu onları. Kurudu mu? Tabii Pezükler kurulur. Vallahi mı? Vallahi. Şimdi onlar ateşte haşlanmış bir güzel oluyor vallahi. Sana da getireceğim ha. Tamam. Yozgat Çekerek, Kırk Dilim Köyü'nden Sultan Yazar ve Türkmen Yazar'dan selamlar. Ali Can Duyar'a selam, başarılar diliyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar demişler. İyi akşamlar, biz İstanbul Ataşehir'den Çelik ailesi olarak Mevlüt Yılmaz Başkanımıza ve ekibine başarılar diliyoruz. Sanatçı kardeşlerimize başarılar dileriz. Hasan Musa Rıza, Mesut Çelik kardeşler selamlar. Merhaba, ben Tokat Dodurga Köyü'nden Ayaz Aktaş, Ali Can abimden türkü istiyorum. İki dedeme selam edelim, iyi akşamlar demişler. İyi akşamlar Turan Bey, ben Şenköy Dernek Başkanı Sadık Demirel, programınız hayırlı olsun, başarılar diliyorum. Sanatçı kardeşlerime de, değerli başkanlarıma da başarılar diliyorum demiş. Sağ olsun. Sadık Başkanım çok geçmiş olsun. İnşallah şu an çok daha iyisiniz değil mi? Küçük bir operasyon geçirdi. Başkanımıza da tekrardan geçmiş olsun diyorum. Turan Bey iyi akşamlar, programınız hayırlı olsun. Sancaktepe'den Saim Uzar, başarılar dilerim demişler. Merhaba, ben Ankara'dan Deniz Hüseyin. Hüseyin İlk'ten çıktım Seher Yoluna türküsünü. Tüm Dersimlere ve canlara gelsin, türkülerle var olduk, türkülerle öleceğiz, sizleri seviyoruz demişler, sağ olsunlar. Merhaba konuklarına selamlar, sıradaki türkü tüm dostlara gelsin, saygılar. Kadıköy Belediyesi'ne Adem Alasoy. Vay Adem kardeşim, selamlar. Selam, iyi yayınlar. Antalya'dan Gülsüm Çelik, mümkünse kuru çaydan öte yanaydı istiyorum, Malatyalara gelsin. Söyleriz. Söyleriz peki. Yıldız Siva ailesine iyi akşamlar, iyi yayınlar. Orada bulunan konuklarından Mevlüt Başkanım Ali Can ve diğer konuklara sevgiler, saygılar diliyorum. Yozgat Çekerek, Kırk Dilim Köyü Dernek Başkanı Mehmet Dertli. Kırk Dilim Köyü, evet. Ankara Dernek Başkanımız. Ankara. Ona da çok teşekkür ederim. Onlar da konuk alalım başkan, uygun bir hafta. Tabii kendilerini ki. De bu Yıldız Siva ailesinde görmek isteriz. Başkanımdan ulaşabilirsiniz bana. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ali Can yeğenim ve Mevlüt Başkanımıza selamlar. Başarılarının devamını diliyorum. Kazım Taşdemir. Turan Bey hayırlı akşamlar diler. Programınıza başarılar dilerim. Ben İstanbul Sultanbeyli'den Muhlis Özen, Alican kardeşimden bir eser istiyorum. Başarılarının daim olmasını diliyorum. Saygılar sunuyorum demişler. Abi Tokat'tayız. Tokat Arto Evlidere Köyü'nden izliyoruz. Köy halkına selam bekliyorlar. Muzaffer, bu sen misin yoksa? Adını yazmayı unutmuşsun ama. Muzaffer Destegül. Evet. Tokat'tayız. Artoa'dayız. Evlidere'deyiz. Bu selamda Muzaffer Destegül'ün selamı olsun. İsmini yazmayı unutmuş. İyi akşamlar Turan Bey, komşumuz Ali Can Duyar'a başarılarının devamını diliyoruz. Sesine ve yüreğine sağlık. Aytaç Özgül ve ailesine selamlar. Merhaba, ben İstanbul'dan Ayşe Kızıl Ağıl. Ali Can kardeşimden Yola Bakın Belki Gelen Babamdır türküsünü istiyorum. İyi yayınlar. Var mı Ali Can bu? Söyleriz. Hadi bu akşam onu da söyleyek o zaman. Yıldız Siva ailesine iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Yozgat Çekerek Kırk Dilim Köyü eski dernek başkanı Yusuf Yazar, Mevlüt Başkanı ve Ali Can Duyar'a başarılar dilerim. Tüm izleyicilere selamlar, saygılar. İyi akşamlar Turan Çakır abim, programını keyifle izliyoruz. Nice uzun yıllar programın daim olması dileğiyle konuklarınıza, seyircilerinize selam olsun. Deniz, Eymur, ey Deniz kardeşim. Deniz, bir akşam da sen gel bize ya, bir konuk ol. Öncelikle iyi yayınlar dilerim. Turan Bey, Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü ve silah arkadaşlarını saygı ve özlemle anıyorum. O yar gelir türküsünü istiyorum. Gülcan Akengin. Eyvallah, çok teşekkürler. Bak Atatürk ile ilgili mesajlar da geliyor. İlk mesajımıza bu olsun. İyi akşamlar, ben Çorum Sungulu'dan Fevzi Kaynarca. Sıradaki türkü tüm Kaynarca ailesine gelsin, iyi yayınlar.
Şile yolundan dilemekteyiz. Musa Eroğlu Telli Turnamı söyler misiniz? Namık ve Yasin Aslanlar kaplanlara selam olsun demişler. Yozgat Aydıncık Kıyı Kışla köyünden Şengül Demirel dernek başkanımıza ve sizin gibi Atatürk sevdası olan tüm canlara selamlar. Başarılarının devamını dilerim demişler. Selamlar. Sevgili Turan kardeşim, sizi ve konuklarınızı izlemekten büyük keyif alıyoruz. Başarılarınızın devamını diliyorum. Ercan Özen, Ataköy, evet belediye meclis üyesi, Cumhuriyet Halk Partisi. Selamlar Ercan kardeşim. İyi yayınlar diliyorum. Bir tane daha okuyayım, bir eser arası vereceğiz. Gamze senden. İyi yayınlar diliyorum. Ben Hamza Azmaz. Çok güzel bir program oluyor. Sivil toplum kuruluşlarını tanıtma imkanı sağladığınız için teşekkür ediyorum. Bunu sonuna kadar okuyacağım Hamza Başkan. Turan Bey, sizlere Mevlüt Başkan'a başarılar diliyorum. Alican ve Gamze kardeşime de sanat hayatlarında başarılar diler. Her daim destekçileri olduğumu sizlerin aracılığıyla belirtmek isterim. Sen yokken eksik olan çayımızı da Mevlüt Başkan getirdi. Sen de onu öğren. Tamam mı başkanım? Hamza Başkan'a söylüyorum. Hadi bir eser alalım senden. Gamze Güler'den bir eser alıyoruz. Hadi bakalım. Thank you.
tarafı görür. Eyvallah, çok teşekkürler. Yüreğine sağlık. Birkaç tane mesajımız daha var. Bundan okuyun başkanım hızlı bir şekilde. Veysel Gökçe, Yaylakent Derneğimizin önceki yönetim kurulu üyesi. İyi yayınlar demişler. Size de çok selamları var. Veysel Gökçe başkanımıza da selamlar olsun. Sanatçımız yine Hakan Bilen, çok teşekkürler. Sağ ol, başarılar diliyorlar. Yine Kınıklı, Tokat Almız Kınık kasabasından bir hastamız için yardım gecesi düzenleniyor. Doğan Ülkü kardeşime duyarlılığı için çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. 20-11 cumartesi akşamı Sancaktepe'de olacak bu gece. Katılan sanatçılarda Taner Özdemir, Öykü Ülkü, Talip Doğan, Necla Aydın ve Aykut Karlı kardeşim katılacak. Bu eğer konsere gitmezseniz de yine yardım olmak babında Doğan, bileti varsa da biletlerini de paylaşır mısın benimle kardeşim? Yani yardımcı olmak isterseniz sizlerden istirham ediyoruz. Hastalarımıza mutlak surette yardımcı olalım diyorum değerli kardeşler. Yine sanatçımız Osman Güngör'de başarılar diliyorlar, sağ olsunlar, var olsunlar. Şiir okuruz, tamam. Osman abi, okuyacağımız şiir sana da gelsin. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, Maraş'tan Zeynep Sarıgel'in eserini söylerseniz sevinirim. İyi yayınlar demişler. Ben Sancaktepe'den Yılmaz Özen, yeğenim Alican Duyar'a ve Mevlüt Başkan'a başarılar dilerim. İyi yayınlar. Herkese iyi akşamlar. Maraş'tan ben Semra. Sıradaki türküyü Tokazile'deki arkadaşım Feride'ye armağan ediyorum demişler. Maraş için bir türkü okuyalım. Sıradaki türkü Maraşlı dostlarımıza da gitsin. İyi akşamlar Alican kardeşimden. Sivas ellerinde sazım çaldığınız eserini istiyorum. Sivaslılara, Sivas sporlara gelsin İsmail Demir. Çok teşekkürler. Turan Bey, iyi yayınlar. Sanatçı arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Tokat Kemalpaşa Köyü'nden Turan Şahin, selamlar. İyi akşamlar, ben İstanbul Sancaktepe'den Murtaza Mercan. Başkanımıza başarılar dilerim, iyi yayınlar demişler. İyi akşamlar, iyi programlar. Kızılcıören, Halis Kibar, Sarıgel'in türküsünü istiyorum. Sağ olun. İyi yayınlar Turan Bey, teşekkürler. Böyle pırıl pırıl genç sanatçılarımıza Yıldız NTV'de yer verdiğiniz için yolumuza yoldaş, halımıza haldaş, dededen kardeş Gamze Güler kardeşime başarılar diliyorum. Almanya'dan selamlar, Rıza Balcı'ya da selam olsun diyelim. Sıradaki türkü onlara da göndereceğiz. Başkanım, Cemevi ile ilgili istişareleri yaptınız. Evet. Ondan sonra Cemevi'mize biz buradan yönetici arkadaşlarımızla projemizi çizdikten sonra evet, köyümüze gittik. Ondan sonra Ankara yönetim arkadaşlarımız da geldi. Gittik, orada bir müteahhit arkadaşımızı çağırdık. Nasıl yapabiliriz? Cemevi yıksak kaç para mal etti olur? Ondan sonra buraya faaliyete soksak ne kadar olur? Hı hı. Biz hem okulumuzu yeri gerçekte köy meydanı olduğu için okulumuzu tercih ettik. Okulumuzu faaliyete sokmaya kalktık. Orayı büyüttük. Orayı faaliyete koyduk. O dönemde gerçekte çok zor günler yaşadım. Nasıl zor günler diye yaşadım dediği zaman, tam spor son buldum, her şeyi ayarladım, evet, gün ve tarihini belirtmişiz. Derneğim işte Cemevin açılışını yapacağız, Kurban Bayramı'na denk getirdik. O arada annem rastlandı, Allah rahmet eylesin. Annem yani çok olsun. Evet, annem o ara bir tarafta yoğun bakıma girdi, bir tarafta onunla uğraşıyorum, bir tarafta da Cemevin açılışıyla mücadele veriyorum. Sağ olsun, o dönem benim yanımdaki çalışan ekip arkadaşlarıma yükümü bazı üstlendiler, yardımcı oldular ve çoğu zaman belki geride kaldım, onlar hep koşturdu, yardımcı oldular. O ara annemi kaybettim, cenazemle uğraştım bir tarafta onunla, ama açılışı hiçbir zaman unutmadım. Dedim evet, ki annemin cenazesini unuttum ama bu köyün bu unutmadım, Cemevi'nin, çünkü açılışı evet, daha çok bir tarih belirtmişim, vali gelecek, kaymakam gelecek derken ve heyeler takılacak, spor sonlarımıza karşı ve sanatçılarımıza ayarlamışız, dedelerimize ayarlamışız. Evet. Bunlar hepsini o kargacanın içinde açılışımızı yaptık. Yani bir sıkıntı olmadan evet, güzel bir açılışımızı yaptık. Yine sizler gelmiştiniz ve başka herhalde diğer arkadaşlarımız da vardı. O zaman diğer Can Erenler Arsofiz'le çalıştık. Onları evet. Yani şimdi onu öyle bir yaşam evet, geçtik. Sağ olsun Engin Gayrimökün yine her türlü yanımızdaydı. Evet, ne güzel. Sanatçısıyla ve seyircisiyle ve her türlü yanımızdaydı. Spor sonumuzuydu. Evet.
Ve o Büyükşehir Belediyesi'nde bize çok katkı ve destekler geldi. İbrahim Uçar %50'sini üstlendi. Öyle mi? Gerçeğini konuşayım. Evet. İç kısımdaki mutfak malzemeleri ve duvardaki televizyonuna kadar, içerideki buzdolabına kadar, klimasına kadar, morkuna kadar hep destek oldu, katkı oldu. Cemevi tam olarak bitti mi başka? Bitti. Bitti. Bütün hizmetler görülüyor mu şu anda? Şu an her şey var. Ondan sonra cemevimizin açılışını yaptık. Peşinde cem yaptık. Dedelerimizi götürdük. Dedelerimiz cem yaptı. Cem'de sonra şimdi her sene Muharrem ayında sonra biz aşurelerimizi gidiyoruz. Köyde köy birliğiyle beraber yapıyoruz. Köyde mi yapıyorsunuz aşureleri? Evet. Her sene. Şimdi adet yapmışlar. Kimse evinde yapmıyor. Beklerler biz gidene kadar. Ha, cem evinde yapıyorsunuz. Evet, cem evinde. Evet. O şekilde aşuremizi yapıyoruz. Birlik dedelerimizi götürüyoruz. Cem evinde sonra yine başlıyoruz. Cem'e başlıyoruz. Öyle devam ediyoruz. Evet. Ya köyde unutmuyoruz bir taraftan. Yok, değil mi başkanım? Köyümüzü unutmuyoruz. Köyümüzde eksikleri daha çok. Onları da anlatacağım. Evet. Köyün eksiklerini de konuşacağız. Diğer derneklerle, federasyonlarla da Başalım Derneğimizin bir işbirliği vardı. Tabii ki. Federasyonla bizim zaten eseri büyük spor sanığımız Atlas Yardımlaşma Derneği Ferdi Altıntaş. Evet. En büyük benim spor sanığım o. Her ufak bir yerde takıldığım zaman Ferdi Hanım'ın yanına giderim. Evet. Diyorsunuz. Evet. Peki. Çok teşekkürler. Konuşacağız. Köydeki eksikleri konuşacağız. Tamam. O zaman ne yapalım? Biz kısacık minnak bir ara verelim başkanım. Olabilir. Minnacık bir ara verelim. Tabii ki. Yine daha önce de söylediğimiz gibi derneklerimizin, sivil toplum örgütlerinin her zaman yanı başında olan Engin Gayrimenkul Üzeringin'e çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Hem minnacık birikimlerinizi değerlendirebileceğiniz hem de derneklerimizin yanında olan Engin Gayrimenkul'e teşekkürler. Bir çay molası, çay arasından sonra buradayız olsun. Hadi bakalım.